Merhaba arkadaşlar, daha önceki videolarda çekmiş olduğum bir abone olmadan canlı yayın nasıl yapılır videosunu sizlerle paylaşmıştım zaten biliyorsunuz. O videoda sorun yaşayanlar için yeni bir video daha çekiyorum bu şekilde. Bunda yapmanız gerekenleri A'dan Z'ye detaylı olarak sizlere anlatacağım ve bir abone olmadan siz de cep telefonunuzdan nasıl canlı yayın yapabileceğinizi öğreniyor olacaksınız. Ekstra sorular sormanıza gerek kalmayacak, videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir biçimde izleyin. Neler yapmanız gerektiğini, nasıl canlı yayın açabileceğinizi, hangi özellikleri aktif etmeniz gerektiğini bu video içeriğinde sizlere anlatacağım. Videoya başlamadan önce şayet kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca videomu beğenirseniz kesinlikle beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi video içeriğine başlayalım. Olarak yapmanız gereken şey bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan YouTube ana sayfaya girmeniz gerekiyor. Yalnız bunu cep telefonunuzdan yapıyorsanız masaüstü görünümünde aç seçeneğiyle yapmanız gerekli. Çünkü normal sürüm yani cep telefonunuzdan kullandığınız versiyonda bu göstereceğim işlemleri yapamayacaksınız. Ben şu an size bilgisayar üzerinden göstereceğim. Bilgisayardan gördüğünüz gibi şu an youtube.com'a girdim. Buradan girmem gereken yer YouTube Studio. YouTube Studio'ya giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken bir iki özellik aktivasyonu var. Bunları yapmadığınız takdirde zaten canlı yayın özelliğini aktif edemiyorsunuz. Şimdi YouTube Studio'ya geldiğinizde şu alt tarafta, sol tarafta gördüğünüz ayarlar kısmı var. Bu ayarlara basıyoruz. Ayarlar kısmından kanala geliyoruz. Kanal kısmından da özellik uygunluğu seçeneğine geliyoruz. Şimdi burada neden canlı yayın yapmamız için bu özelliklerin etkin olması gerekli onları göstereceğim. Bu kısımda gördüğünüz gibi standart özellikler, video yüklemeleri, oynatma liste oluşturmaları gibi gibi seçenekler var. Burada gereksinimler kanalda aktif topluluk kuralları ihtarı olmamalı diyor. Yani siz bir topluluk kuralı ihtarı almazsanız bu özellik etkin halde olmuş olacak. Birinci özelliği etkin hale getirmezseniz ya da aktif etkin hali pasife düşerse otomatikman ikinci özellikte pasife düşüyor. Buna dikkat edin. Yani bir ihtar almamanız gerekli. Kesinlikle. Bu arada canlı yayın yapacaksanız 15 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Ya 13'te ya 15'te yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bu yaşlardan küçükseniz de canlı yayın yapamıyorsunuz. YouTube sizin nasıl bu yaşlardan küçük olduğunuzu tespit ediyor. Orasını tam bilmiyorum. Ama kendinizi eğer göstermez sadece konuşma yöntemiyle canlı yayın yapacaksanız bunun tespiti bence çok da mümkün olmayacaktır. Ancak kendinizi gösterecek olursanız 10 kişi içerisinden hatta 1000 kişi içerisinden bir kişi bile bunu şikayet etse veya şikayet etmese de YouTube sizin videonuzu kontrol ederken yaşınızın küçük olduğunu sezecek olursa veya böyle bir şeye kanaat getirecek olursa canlı yayınınızı direkt kısıtlıyor ve canlı yayın yapamıyorsunuz bir daha. Bunu da kesinlikle bilin. Şimdi bunu etkin hale getirdiniz. İkinci yani orta seviye özellikler kısmında da şöyle baktığımızda 15 dakikadan uzun videoları kaydedip yayınlayabilmeniz için, özel küçük resimler koyabilmeniz için ve canlı yayın yapabilmeniz için Content ID hak talebi itiraz konularına girmiyorum. Canlı yayın yapabilmeniz için öncelikle birinci olan standart özellikleri aktif halde yani etkin halde tutmanız gerekli. Ayrıca cep telefonu doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu kanalınız üzerinde bir cep telefonu doğrulaması yapmadıysanız maalesef ki YouTube size canlı yayın yapma özelliğini de aktif hale getirmiyor. Cep telefonu doğrulamasını nasıl yapacağınızı da burada sizlere daha fazla bilgi kısmında göstermiş durumda. Şayet bir cep telefonu doğrulaması yapmadıysanız bu kısma kadar gelip şu üstteki özelliğin etkin, buradaki özelliğin etkin olabilmesi için doğrulamayı yapmanız gerekli. Bu özellikleri aktif ettikten sonra artık canlı yayını cep telefonunuz üzerinden de yapabiliyorsunuz. Ama normal YouTube üzerinden değil, onu da nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. Şimdi az önce bilgisayardan ne işlemler yapmamız gerektiğini sizlerle paylaştım. Dilerseniz bunu dediğim gibi cep telefonunuzdan da yapabiliyorsunuz. Ben Apple bir cihaz kullanıyorum. Apple cihaz üzerinden Safari tarayıcı üzerinden nasıl yapıldığını göstereceğim. Aynı işlem Google Chrome üzerinden de yapılabilmekte. Bunun da videosunu zaten sizlerle daha öncesinde paylaşmıştım. Dilerseniz linkimi de kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi Safari'ye giriş yapıyorum. Safari'ye giriş yaptığımda
Buradan YouTube'a giriyorum. YouTube'a girdiğimde şu an gördüğünüz gibi mobil görünümde görünmekte. Şu sol üst taraftaki AA yazan kısma tıklayıp masaüstü web sitesine geçiş yap diyorum. Masaüstü web sitesine geçiş yaptığınızda bu şekilde bilgisayarda gördüğünüz ekran karşınıza çıkmış oluyor. Siz bu ekran üzerinden işlem yapacaksınız. Eğer canlı yayın yapmak istiyorsanız az önce göstermiş olduğum özellik aktivasyonunu yapmış olmanız gerekli. Bunu yaptıktan sonra da 24 saat size bekleyin uyarısı verebilir. 24 saat bekleyin bu durumda. Bunu çokça soranlar oluyor. 24 saat bekleyin yazdı, ne yapmam gerekli diye. Yani bunu aslında sormanıza gerek yok. 24 saat bekledikten sonra zaten canlı yayınınız eğer bir etik kural ihlali yok ise veya dediğim gibi yaşınız 13'ten 15'ten artık kaçtansa büyük ise canlı yayın yapmanız açılıyor. Şimdi bu ekrana geldikten sonra şurada üst tarafta gördüğünüz artı sekmesi bulunmakta, artı kamera işareti var. Buna basıyorsunuz. Buradan canlı yayını başlat diyorsunuz. Canlı yayını başlatmak için basıyorum. Sizi buraya atar gibi yapıyor ama gördüğünüz gibi tekrardan tarayıcıya devam ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi artık canlı yayın yapabilme seçenekleri burada çıkmış durumda. Şu an ben ekran kaydı aldığım için ekstradan kameramı açmıyor. Bu kamerayı açmak için siz buradan diğer seçeneklerden şuradan kamera ayarlarını falan yapıyorsunuz. Ardından ileri ileri deyip canlı yayın isminizi de tabii ki buradan oluşturuyorsunuz. Dilerseniz kameranızın ön mü arka mı hangi kamerasını olmasını istiyorsanız şuradan yükleniyor yazan kısımdan seçip ayarlayabiliyorsunuz. Ve ardından 1000 aboneniz olmadan canlı yayını cep telefonunuzdan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi gayet basit, kolay bir biçimde yapılabilmekte. Tek dikkat etmeniz gereken nokta şuradan masaüstü web sitesine geçeceksiniz. Şöyle mobil site üzerinde görünecek olursa maalesef ki buradan canlı yayın yapmanıza YouTube izin vermez. Ve ayrıca YouTube'un kendi uygulaması üzerinden de canlı yayın yapmaya kalkarsanız canlı yayını başlat dediğinizde siz burada canlı yayın yapmaya çalışırken kanalınız bu özelliği karşılamıyor şeklinde hata verecektir. Ve dolayısıyla da canlı yayın yapamayacaksınız. Benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Şayet siz de canlı yayın yapmak istiyorsanız bu gösterdiğim yöntemleri uygulayarak 1000 abone olmadan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Şu an benim abone sayım 1000'den fazla. Daha öncesinde 1000 abone değildim ve videoyu çektim ve bu şekilde de canlı yayınlar yapıyordum. Siz de hala aynı özelliği kullanarak 1000 abonenin altındayken canlı yayınlar gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.